Pazar günü, Pazar gününün akşamı Bursa Osman Gazi Güneşsiz Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Bu yerel basında çok fazla duyulmadı ama özellikle biz federasyonların önemini üzerine çeken bir durumdu. Burada basın açıklamamızın esas amacı bir kınamadır ve orada yaşanan olaylara karşı bir daha böyle benzer bir olay yaşanmaması için bir örnek olmasını amaçlamaktır. Ramazan Bey'in basın açıklamasını şimdi sunacağım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan Mübarek ayında hepinize namazlarınız hayırlı olsun dileklerimle başlarım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifi vardır. Biz insanları renklerine, ırklarına ve kavimlerine göre ayırmayız. Biz insanların sadece içlerindeki imanına bakarız diyor Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın öğrettiği gibi. 21 Temmuz 2013 günü Bursa'da Osman Gazi ilçesinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde Necdet Ç isimli bir Roman vatandaşımız ile Burhan K isimdeki aynı ilçede yaşayan vatandaş arasında bir tartışma yaşanmıştır. Söz konusu alandaki at pisliğinden çıktığı söylenen olan Necdet Ç'nin silahından çıkan saçmanın Burhan K'nin kızına hafif bir şekilde yaralamasıyla büyümüştür. Olayın akabinde aynı gün akşamı Burhan K ve beraberindeki toplanan kalabalık Roman Mahallesi'ne gelerek mahalle sakinlerine mallarına saldırıda bulunmuşlardır. Kısa sırada büyüyen olaylar, Roman vatandaşlarının evlerinin ekmek tekneleri olan at arabalarının mahalleye gelen öfkeli kalabalık tarafından yıkılmasıyla kontrolü güç bir çizgiye gelmiştir. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olaya yönelik Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından çıkartılan topusuz evlerin barakalarının yıkımı ve alandaki dolaşan sahipsiz olarak nitelendiren atların toplatılmasına kararı olayların daha farklı bir boyuta ve amaca sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Münferit bir şekilde başlayan olay çıkış kaynağının oluşturan zihniyetin sona ermesi için devletin ve STK'ların mücadelesini hızlandırdığını, yasal düzenlemeler ve toplumun sağduyusuyla yok edip yüzümüzü barışa çevirdiğimiz bugünlerde ırkçı, ayrımcı, nefret barındıran ve ötekileştiren bir eyleme dönüşmüştür. Son örneğini Bursa'da yaşanmasıyla Türkiye'deki diğer Roman vatandaşların yaşam şartları ve birçok alanda karşı karşıya kaldıkları ötekileştirici tutumlar farklı yerlerde yaşanan benzer olayların akıllara getirmiştir. Gerek devletin geliştirdiği politikalarla gerekse aynı amaca yönelik benzer misyon üstlenerek STK'lar ve barışçıl, çoğulcu ve demokratik bir anlayışlı toplum her alanda yerleştirilmeye çalışması, kastı yaşanan bu olaylar toplumsal huzuru yok etmek, kardeşliği zedelemek ve hoşgörü çerçevesinde bir arada olmayı kısıtlayarak tuzaklar niteliğindedir. Her türlü ırkçı eyleme karşı ve zihniyete karşı olduğumuz bir tavırla son emri Bursa'da yaşanan ve benzerleri üzülerek esnefle izlediğimiz bu gibi olayları Çanakkale Trova Roman Dernekleri Federasyonu olarak kınıyoruz. Toplumumuzu bir kez daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda aynı sırada yer alan Beyza K adlı kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi aracılığı sizlerle sunuyoruz. Ve ayrıca bu olayların aynısı Manisa'nın Senendir velayetinde olmuştur. Yani köyünde yaşanmıştır. Ve bunların mahkemesi daha devam etmektedir. Biz toplumun Roman bireyleri olarak her zaman bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıkmışızdır. Şurada bir savaş çıksa, bir ayrımcılık çıksa, öncelikle Roman vatandaşlar Türk milleti olarak Türk bayrağını, Türk toprağını öncelikle savunmuşlardır. Savaşlarda en önlerde Roman vatandaşlarımız yer almıştır. Burada bu arkadaşlarımızın kişisel olarak yapmış olduğu hareketleri ve tavırları bizler kınıyoruz.